Bu ağaçları genelde işte bahçeden, bağlardan, bir de eş dost arkadaşlar bu işlerle uğraştığımı bildiği için atıyorum bağında bir kurumuş ağaç oluyor, kesiyor. Genelde meyve ağaçlarını kullanıyorum. Onların çünkü damarları şeyleri daha şey olgun çıkıyor. Bu bir erik ağacı, kayısı ağaçları, ceviz ağaçları. Onlar küçük olarak kesip getiriyorlar. Hocam bunu kullanabilirsen kullan, kullanmazsan yak gibi. Genelde ceviz ağacı daha güzel işlemesi güzel oluyor. Armut ve kayısı ağacı da çok güzel çıkıyor, elma ağacı. Genelde meyve ağaçları güzel oluyor, o işlemesi kolay oluyor. Yapacağım şeyi böyle bir kağıda çiziyorum. Onu da bu ağacın üzerine çiziyorum. Ondan sonra bunu yavaş yavaş testereyle, iskarple, keserle, bıçağımla, ince işinde bıçakla yaparak yapmaya çalışıyorum. Valla şu anda burada saydığım, atölyede saydığım 150-160 kadar var. Ama işte çocuklarım da, gelinler de, yeğenler de, olanlar da sayarsak herhalde 200'ü buluyor. Hepsinin de genelde birer tane, ikişer tane çok zor nadir. O da sevdiğim bir şey olursa bir daha yapmak istiyorum aynı şeyden. Ama genelde hepsi birer tane böyle. Bunu da yaptığım hepsi de bir dosyam var. Dosyamda duruyor, saklı. Ticaret güderek yapmıyorum yani. Bunun bir sancısını çektiğim için pek de hediye etmek istemiyorum. Şöyle çünkü eğer zaman müsaitse anlatırım. Bir öğretmen okulunda okuyorum. Abimle yaz tatilinde, o zaman Kayseri'de Kayseri Fuarı açılıyor. Çavdar sapından pano yapacağız ve satacağız orada. O zaman abim de bekar, ben de bekarım. Gittik tarlalardan çavdar sap topladık. Kayseri'ye gittik, oradan siyah kartonlar aldık. Tut kaldı, şu buydu derken. Yani panolar yapmaya başladık. Ondan sonra yanımızda kız meslek lisesi olduğu için oranın da modeller almıştık. Şimdi yaptık 15, 20, 30, 40 oldu. Fuara hazırlık yapıyoruz, satacağız. Bu arada bize bir uzaktan bir misafirimiz geldi, akrabamız. Durumlar da iyi. Ondan sonra tam da işin üzerine geldiler. Oo, çok güzel olmuş. Tamam mı? Ama şunu ben alayım, bunu ben alayım. İyilerinden, en iyi işlerinden 8-10 tanesini aldı. Şimdi para verirse almayacağız. Akrabamız uzaktan gelmiş. Tamam mı? Almadı diyemiyoruz. Onları alıp gidince bizim hevesimiz dağıldı. Öbürlerini de tüm dağıttık eşe dosta. Bir daha gidip yapmadık onu. Bu da sizde böyle bir Bu şey da öyle bıraktı. bir anı bana. Kolay kolay hani geri çevirmek istemiyorum ama hediye de pek düşünmedim ama çok sevdiğim insanlara da hediye ettim, mutlaka yaptım yani.